Herkese merhaba. Statik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz iki boyutlu kuvvet sistemleri. İki boyutlu kuvvet sistemlerini anlatmaya devam ediyoruz. Paralel iki kuvvetin bileşkesinin tesir çizgisinin yerini daha önce grafik yolla bulmuştuk. Şimdi de Varignon teoremi yardımıyla bulalım. Elimize iki tane paralel kuvvet alalım. Bu kuvvetlerden birisi diğerinden büyük olsun. F1, F2'den büyük olsun. Bunların toplamının kuvvetlerle aynı yönde olduğunu, şiddetinin de, bileşkelerinin şiddetinin de F1 ile F2'nin şiddetlerinin toplamına eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bileşkenin tesir çizgisinin nereden geçtiğini araştıracağız, arayacağız. Bakalım, bileşkenin tesir çizgisi yukarıdan geçer mi? Kuvvetlerin dışından ve üst taraftan geçer mi? Varignon teoremini hatırlayalım, göz önüne alalım. Varignon teoremi ne diyor? Bileşkenin bir noktaya göre momenti, bileşenlerin o noktaya göre momentleri toplamına eşittir diyor. Bu eşitlik sağlanır mı bakalım. Sol taraf bileşkenin momenti, A noktasına göre moment alıyoruz. A noktası keyfi olarak seçilebilen bir nokta. Bileşkenin tesir çizgisi üzerinde bir noktayı moment alacağımız nokta olarak seçebiliriz. A noktasına göre bileşkenin momenti olmaz. Bileşkenin momenti sıfırdır. Bileşenlerin momentlerinin de toplamının sıfır olması gerekir. Bakalım olabilir mi? Yukarıdaki bir A noktasına göre F1'in de F2'nin de momentleri aynı yönde olur. Dolayısıyla bunların toplamının sıfır olması mümkün değildir. Bunların toplamının sıfır olabilmesi için momentlerinin zıt yönde olması gerekir. O halde demek ki bileşkenin tesir çizgisi buradan geçmez. Kuvvetlerin üst tarafından geçmez. Peki alt tarafından geçer mi? Bileşkenin tesir çizgisi kuvvetlerin altından geçer mi bakalım. Altından da geçmez. Neden? Çünkü yine bileşkenin tesir çizgisi üzerindeki bir A noktasına göre moment aldığımız zaman bileşkenin momenti sıfır olur ama bileşenlerin momentlerinin toplamı sıfır olamaz. Çünkü her ikisi de aynı yönde moment oluşturuyor. Momentlerinin toplamının sıfır olması söz konusu değildir. Hiçbir şekilde momentleri sıfır olamaz. O halde demek ki bileşkenin tesir çizgisi buradan da geçmiyormuş. Geriye bir ihtimal kaldı. Her iki kuvvetin arası. Demek ki bileşke bu iki kuvvetin arasından geçiyor. Bileşkenin tesir çizgisi kuvvetlerin arasından geçen bir çizgidir. Şimdi nereden geçtiğini mesafeleri bulalım. A'yı B'yi bulalım. A'yı B'yi bulacağımız bağıntıyı elde edelim. A'ya göre moment alıyoruz. Bileşkenin momenti sıfır. Çünkü bileşkenin tesir çizgisi üzerinde bir noktaya göre moment alıyoruz. Diğer kuvvetlerin yani bileşenlerin momentlerinin toplamı da sıfır etmelidir. Bileşenlerin momentlerini topluyoruz, sıfıra eşitliyoruz. Buradan F1 bölü F2'nin B bölü A'ya eşit olması gerektiğini buluyoruz. Bileşkenin tesir çizgisinin yerinin nereden geçtiğini bulmakta kullanacağımız bağıntıyı böylece elde etmiş olduk. Özel durum söz konusu. Eğer burada F1 F2'ye eşitse A B'ye eşittir. Dolayısıyla bileşkenin tesir çizgisi kuvvetlerin tam ortasından geçer. Kuvvetler birbirine paralel fakat zıt yönde olabilir. Eğer zıt yönde ise bileşkenin tesir çizgisi nereden geçer? Yine F1 F2'den büyük olsun. Öyle seçelim. Bileşkenin tesir çizgisi kuvvetlerin arasından geçer mi? Biraz önce olduğu gibi bu sefer de aradan geçer mi bakalım. Geçmez. Çünkü bileşkenin tesir çizgisi üzerindeki bir noktaya göre bileşkenin momenti sıfırdır. Fakat bu kuvvetlerin momentlerinin toplamı sıfır etmez, sıfır olamaz. Çünkü her ikisi de aynı yönde moment oluşturuyor. O halde buradan geçmez. Aşağıdan geçer mi? Aşağıdan da geçmez. Çünkü her ne kadar bu kuvvetlerin momentlerinin yönleri zıt olsa da küçük kuvvetin moment kolu küçük, büyük kuvvetin moment kolu büyük. Yani bu momentlerin toplamının sıfır olması mümkün değil. O halde buradan da geçmez. Tek ihtimal kaldı, o da kuvvetlerin üst tarafı, bileşkenin tesir çizgisi kuvvetlerin üstünden geçer. Yani büyük kuvvet tarafından geçer. Büyük kuvvet hangisi ise ona yakındır. Mesafeleri bulalım. Mesafeleri bulacağımız bağıntıyı elde edelim. Yine Varignon teoremini uygulayalım. Bileşkenin tesir çizgisi üzerinde bir A noktasına göre moment alalım.
Bileşkenin yine momenti olmaz. Bileşenlerin momentlerinin toplamının da sıfır olması lazım. Bileşenlerin momentlerini toplarız, sıfıra eşitleriz. Ve oradan da aynı bağıntıyı elde ederiz. F1 bölü F2'nin B bölü A'ya eşit olduğu sonucunu buluruz. Buradaki özel duruma bakalım. F1 F2'ye eşit olabilir. Kuvvetlerin şiddetleri eşit olabilir. O zaman bunların toplamı sıfırdır. Bileşkesi sıfırdır. Yani bu kuvvetler kuvvet çifti oluşturur. Peki F1 F2'ye eşitse BA'ya nasıl eşit olacak? Olabilir mi? Bizim elde ettiğimiz bağıntı bunu söylüyor. F1 F2'ye eşitse BA'ya eşittir diyor. Evet, olabilir. Nasıl olabilir? F1 ile F2'nin şiddetleri birbirine yaklaştıkça R'nin şiddeti de sıfıra yaklaşır. Ve dolayısıyla tesir çizgisi uzaklaşır. Kuvvetlerden uzaklaşıp sonsuza gider. A da B de sonsuza gider. Her ikisi de sonsuz olur. F1 F2'ye eşit olunca, R sıfır olunca A da B de her ikisi de sonsuz olur. Ve dolayısıyla birbirine eşit olur. Kuvvet çifti nedir? Biraz önce söylediğimiz gibi birbirine paralel, eşit şiddette ve zıt yönde olan İki tane kuvvetten oluşan bir sistemdir. Kuvvet çiftini oluşturan kuvvetlerden birisine F diyecek olursak, diğeri de eksi F olur. Hangisine F, hangisine eksi F dediğimizin önemi yoktur. Hangisi olursa olsun fark etmez. Bu kuvvetlerin tesir çizgilerinin arasındaki mesafe sıfır olmamalıdır. Yani aynı tesir çizgisi üzerinde olmamalıdır bu kuvvetler. Yoksa kuvvet çifti oluşturmazlar. Bu kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır, toplamları sıfırdır. Dolayısıyla öteleme etkisi yoktur. Kuvvet çiftinin öteleme etkisi yoktur. Sadece döndürme etkisi vardır. Sadece momenti vardır. Peki kuvvet çiftinin momenti neye eşittir? Bakalım. Herhangi bir A noktasına göre momentini bulalım. Bu kuvvetlerin momentlerini toplayalım. Bu kuvvetlerin momentlerini topladığımız zaman elde ettiğimiz sonuç F çarpı D'dir. F kuvvetlerin şiddeti, D de aralarındaki uzaklık. Elde ettiğimiz sonucun moment aldığımız noktaya bağlı olmadığını görüyoruz. Bu ne demektir? Kuvvet çiftinin momenti bütün noktalara göre aynı yönde ve aynı şiddettedir. Bu manaya gelir. Kuvvet çiftinin momenti sadece kuvvetler düzlemindeki noktalara göre aynı değildir. Uzaydaki bütün noktalara göre aynı yönde ve aynı şiddettedir. Açıklamasını ileride yapacağız. Kuvvet çiftinin momenti serbest bir vektördür. Bütün noktalardaki moment vektörleri hepsi aynı yönde, aynı şiddette olduğu için kuvvet çifti momenti serbest vektördür. Yani nereye uygulanırsa uygulansın kuvvet çifti aynı etkiyi gösterir. Nasıl olsa bütün noktalara göre momenti aynıdır. Ama tabii bunu söylerken iç kuvvetlerin değişmesi bizim için önemli değilse nereye uygulanırsa uygulansın. Fakat İç kuvvetlerin değişmesi önemliyse uyguladığımız yeri değiştirmemeliyiz. Mesela mukavemette uygulama yeri değiştirilemez. Hangi noktaya uygulanıyorsa o noktadan başka yere uygulanmamalıdır, uygulanamaz. Kuvvet çiftini oluşturan kuvvetler ve aralarındaki uzaklık tek başına önemli değildir. Çünkü kuvvet çiftinin önemli olan momentidir. Momenti eşit olan bütün kuvvet çiftleri de birbirine denktir. Kuvvetlerin hangi yönde, hangi şiddette olduğu tek başına önemli değildir. Aralarındaki mesafe tek başına önemli değildir. Önemli olan momentlerinin yönü ve şiddetidir. Momentlerinin yönü ve şiddeti eşit olan kuvvet çiftleri denktir. Kuvvet çiftinin sadece moment etkisi vardır. Ondan dolayı kuvvet çiftini moment sembolüyle gösteririz. Kuvvet çiftini şekildeki iki sembolden biriyle gösteririz. Bu iki sembol de kuvvet çifti uyguladığımız anlamına gelir. Yani iki tane kuvvet uyguladığımız anlamına gelir. Bir tek kuvvet, kuvvet çiftinin yerine geçmez. Adı üstünde kuvvet çifti, yani iki kuvvet. Eğer kuvvet çiftinin yerine A noktasına uygulanmış bir kuvvet çiftinin yerine A noktasına göre momenti, kuvvet çiftinin momenti kadar olan bir kuvvet koyarım diye düşünüyorsak yanlış düşünüyoruz. Çünkü kuvvet çiftinin öteleme etkisi yoktur. Sadece döndürme etkisi vardır. Fakat kuvvetin öteleme etkisi de vardır. Kuvvet çiftinin momenti bütün noktalara göre aynı yönde ve aynı şiddettedir. Fakat tek kuvvetin momenti her ne kadar A noktasına göre
kuvvet çiftinin momenti kadar olsa da diğer noktalara göre momenti aynı yönde ve aynı şiddette değildir. O halde neymiş? Kuvvet çiftinin yerine bir tek kuvvet geçmez. Bir tek kuvvet yerleştirilemez. Hoşça kalın.